Merhaba, orijinalini Yale Üniversitesi'nde psikoloji dersleri veren Lori Santos'un hazırladığı bir derste karşınızdayım. Sizlere bugün bilişsel önyargılar serisinin bir parçası olan tepe son etkisinden bahsedeceğim. Güzel bir restoranda pahalı bir yemek yediğiniz en son zamanı hatırlamanızı istiyorum. Hatta o olayla alakalı en küçük ayrıntıları da düşünün. Şimdi de çok basit bir soruya cevap vermenizi istiyorum. Nasıldı? Cevabınızın işte ya da harikaydı olmasından bağımsız olarak soruya cevap verme eylemini oldukça basit bir şekilde deneyimlediğinizden eminim. Bir olayın iyi ya da kötü olduğuna karar vermek çok kolaydır. Bir filmi ne kadar çok beğendiğimizi, tatilde ne kadar çok eğlendiğimizi ya da son iş görüşmemizin nasıl geçtiğini çok çabuk bir şekilde söyleyebiliriz. Ancak buna benzer bir yargıya ulaşmak için aslında çok karmaşık işlemler yapmamız gerekmez mi? Örneğin restoranda son yediğiniz yemeğin nasıl olduğuna karar vermek için deneyiminizin bir parçası olan unsurları ayrı ayrı değerlendirmeniz, bu unsurların bir arada nasıl bir bütün oluşturduğuna karar vermeniz ve tüm bu değerlendirmeleri birleştirerek bir sonuca varmanız, yani bir puan vermeniz gerekir. Buna ek olarak puanınızı belirlemek için zamanı nasıl değerlendirdiğinizi de düşünmelisiniz. Mesela restoran örneğinde bu deneyimin her dakikasını mı, her saniyesini mi, yoksa her milisaniyesini mi değerlendirdiniz? Zihnimiz bu karmaşık problemi oldukça kolay bir strateji izleyerek çözüyor. Aslına bakarsanız bir olayı gözümüzde yeniden canlandırdığımızda olayın çok ama çok büyük bir kısmını göz ardı ediyoruz. Ve değerlendirmemizi olayın sadece iki bölümüne, yani iyi ya da kötü anlamda olayın zirve yaptığı yer olan tepe noktasına ve sonuna, yani olayın nasıl sonlandığına göre yapıyoruz. Kısaca hatıralarımızın hemen hemen hepsini bu iki noktaya göre hatırladığımızı söyleyebiliriz. Bu etkiyi araştırabilmek için psikolog Daniel Kahneman ve çalışma arkadaşları katılımcıları acı verici bir deneye tabi tutmuşlar. Katılımcıların ellerini 14 derecelik çok soğuk suya 60 saniye boyunca batırmaları gerekiyormuş. İkinci deneyde ise katılımcılar birinci kısımdan sonra, yani ellerini 60 saniye boyunca 14 derecelik suya batırdıktan sonra 30 saniye boyunca daha sıcaklığı 14 derece kadar olmasa da hala acı verici olan 15 derecelik suya batırmışlar. Deneyden sonra katılımcılara hangi deneyin daha iyi olduğu ya da hangi bölümü tekrar deneyimlemek istedikleri sorulmuş. Şaşırtıcı bir şekilde katılımcıların ikinci deneyi tercih ettikleri görülmüş. Çünkü acı hissettikleri süre daha uzun olsa da ikinci deney biraz daha iyi şekilde sonlanıyormuş. İkinci deney daha fazla acı içermesine rağmen her iki deneyinde zirve ve son noktaları karşılaştırıldığında ikinci deney daha katlanılır bulunmuş. Bu deneyden sonra Kahneman ve arkadaşları aynı etkinin gerçek hayatta başımıza gelen olaylarla ilgili hatıralarımız için geçerli olup olmadığını merak etmişler. Bu amaçla hastalarına acı verici medikal prosedürler uygulamak zorunda olan doktorlarla birlikte çalışmışlar. Öncelikle prosedürü özetleyelim. Prosedürün başında acı çok hissedilmezken acı giderek artıyor ve sonunda ise tepe noktasına ulaşıyor. Kahneman ve arkadaşlarına göre bu prosedür acı verici olduğu için değil, tepe ve son noktaları berbat olduğu için berbat olarak hatırlanacaktı. Bu varsayımı test etmek için klinik bir deney de düzenlemişler. Medikal prosedürün süresini uzatarak bu şekilde seyretmesini sağlamışlar. Hastaların acı çekecekleri süre uzarken prosedürün sonu diğerine göre daha az acı içeriyormuş. Bu deneye tabi tutulan hastalar ikinci prosedürü daha iyi bulmuş. Çok fazla acı çekmediklerini söylemiş ve aynı prosedürün tekrarı için gelebileceklerini bile söylemişler. Bu klinik deney tepe son etkisi söz konusu olunca olayın ne kadar sürdüğünün aslında dikkate alınmadığını gözler önüne seriyor. Hastalar tepe ve son ortalamaları katlanılır olduğu sürece prosedürün iki misli uzun sürmesinden rahatsız olmadılar. Zihnimiz bir olayı değerlendirirken sadece tepe ve son noktasını hesaba kattığından olayın süresi hakkında yorum yapmıyor ve olayın o kısmını değerlendirmemize katmıyoruz. Buna süreyi göz ardı etme adı veriliyor. Süreyi göz ardı etmemiz, harika olayların süreleri daha kısa olsa bile harika kalacağı, berbat olayların ise süreleri uzatılsa bile o şekilde hatırlanmayacağı anlamına gelir. Tepe son etkisi bir olayı nasıl harika kılabileceğimiz konusunda da fikirler verebilir. Her olayın harikalığı sadece tepe ve son noktasına bağlı olduğu için olayları tepe noktasında sonlandırarak daha harika kılabiliriz. Eminim siz de hoşumuza giden olayların çoğunun tepe noktasında bittiğinin farkındasınızdır. Maçın penaltılara kalması ya da havai fişek gösterisinin sonu gibi. En iyiyi sona saklamak her zaman en doğru kararmış gibi görünüyor.
Bunun için bir dahaki sefer yemek yediğinizde tatlıya yer ayırmanız gerektiğini unutmayın.